Size şunu söyleyebilirim ki insanlar bunu saniyeler içinde yaptı. Texas Houston'da bir birlik kilisesi etkinliğinde ön sırada oğluyla oturan bir hanımefendi vardı. Kadının eşi Güney Amerika'da yanlışlıkla suçsuz yere tutuklanmış ve 5 yıldan fazladır hapishanedeymiş. Bu hanım ve 14 yaşındaki oğlu yeni varoluş durumuna geçmişler ve maddeye emretme vakti geldiğinde bir hücre kapısının açıldığını görmüşler. Nasıl olduğuna hiç kafa yormamışlar. Sadece sonucu görmüşler. Bu kaderi gözlemlemişler. Etkinliğin sonunda bilgisayarımı kaldırıyor, kitap imza alıyordum. O ikisi yan tarafta durmuş, beni bekliyordu. Çok insan gördüm. Yetişkinler duygusal görünür. Buna alışkındım. Ama gömleği gözyaşlarından ıslanmış, 14 yaşında gencecik bir çocuk gördüğüm an dikkatimi çekmişti. Ben etkinliği bitirirken annesi şurada oturuyordu. Meditasyondan hemen sonra, meditasyonu bitirdikten hemen sonra koşarak odadan çıktı. Sonra bana doğru yaklaştı ve "Kocam haksız yere suçlanmıştı. Biz Almanız Güney Amerika'da yaşıyorduk." dedi. Sonra da Beş yıldır hapishanedeydi. Oğlum onu göremiyordu ve birden bir hücre kapısının açıldığını gördük. Ve ekledi. Meditasyonumu bitirmiştim ki telefon çaldı. Arayan kocamdı ve bana aynen şöyle dedi. Ne oldu hiç anlamadım. Gelip hücremin kapısını açtılar ve gidebilirsin dediler. Evet, tek yaptıkları kaderi gözlemlemekti. Londra'da bir hanım vardı üst çenesindeki tüm kemik matrisini kaybetmiş, hiç zemin kalmamış. Kemik kaybı o kadar çokmuş ki implant bile takamamışlar. Çünkü takılacak hiçbir zemin yokmuş. Neyse, maddeye komut verme noktasına geldiğinde sadece bir şey görmüş. Sadece bilinç akışına girmiş ve gördüğü de bir köpeğin çenesiymiş. Köpek denince akla diş gelir. Köpek dişi var, kanin. Sadece görmüş ve bunun güçlü bir çene olduğunu anlamış. İki hafta sonra röntgen filmi çektirmeye gitmiş. Tüm kemiği tekrar mineralle dolmaya başlamış iki haftada. Dişleri geri gelmeye başlamış. Sadece kaderi gözlemleyerek devam edeyim mi? Londra'da bir dostum, o da benim kadar çok çalışır. Bizim etkinliğe geldi ve maddeye emir verme vakti geldiğinde tek istediği şey tatile gitmekti. Tek istediği buydu ve tek gördüğü kuma soktuğu ayaklarıydı. Yaratıcı, eğlenceli, heyecan verici insanlarla olmak istiyorum. Sonra birlikte Belgravia'daki otelime yürüdük. Yanında yürüyordum. Telefonu çaldı. Hem yürüyor hem de telefonla konuşuyordu. İri yarı bir Polonyalıdır. Elini göğsüme dayadığı gibi bir ittirdi. Londra'nın orta yerinde böyle geri geri gidip hızla duvara yapıştım. Bir yandan kaşlarını çatmış bana bakıyor, bir yandan da telefonla konuşuyor. Meğer... Londra opera binasından müzisyen bir arkadaşı tam dört kişilik bir Malaga, İspanya tatili kazanmış. Arkadaşımı arayıp bir ay içinde olacak olan tatile davet ediyor. Grupta bir oyun yazarı ve bir müzisyen vardı. Hepsi beraber bu tatile gidecekti ve bu olay otelime dönerken oldu. İnanır mısınız? Kısacası maddeye emir verme aşamasında kurban olamazsınız. Suçluluk duyan, Kendine güvensiz, keşke diyen umutlu biri olamazsınız. İlahi olmak zorundasınız. Güçlenmiş olmalısınız. Sınırsız olmalısınız ve o geleceği enerjinizle kutsamak zorundasınız. Ve siz bunu kendi enerjinizle yaratırsanız o gelip sizi bulmak zorundadır. Bu sizin enerjinizdir. Kaç kişi anladı? Artık birbirinize dolandınız. Anladınız değil mi? Yeni varoluş durumuna geçmeniz lazım. Bunun için de enerjinizi değiştirmelisiniz.